bayramları bu güzellikle yaşayabilmenin bir bedeli var. Şu anda güvenlik güçlerimiz Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarında teröristlerle mücadele ediyor. Neden? Biz işte şehirlerde, ilçelerde, İstanbul'da huzurla bayram yapabilelim diye. Ve Irak'ın kuzeyinde bu operasyonlarda şehitlerimiz var. Rabbim onların hepsine rahmet eylesin. Türkiye terörden çok çekti. Biz 40-45 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama daha önce sınırlarımızın içerisinde, adeta sınırlarımızın içerisinde belirlediğimiz bir bölgede kendimizi korumaya çalışırken Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konsepte geçti. Terörle mücadelede dedi ki artık biz teröristleri nerede olurlarsa olsunlar bulacağız. Sınırın içinde beklemek yok. Terörist hangi mağaradaysa gidip onu bulacağız ve imha edeceğiz. Emin olun her bir taşın altını kaldırarak burada terörist var mı yok mu onu kontrol edip Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için çalışıyorlar. Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Belki takip etmişsinizdir. Kandil'de Kalaşnikov'la dağda fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin tekrar belediyelerinizde boy gösteriyorlar. Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. Ama sorduğunuzda size şunu söylüyorlar. Biz belediye olarak terör yandaşlarını nasıl tespit edelim? Ben bu kürsüden şunu söylemek istiyorum. İBB başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 13-14 bin kardeşimizi işten attığı, buna nasıl aklı yetiyorsa bir zahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle beraber yaşamak istemiyoruz. Ve bunun gereğini yapsınlar. Ama bunlar da gelip geçici değerli kardeşlerim. İnşallah vakti saati geldiğinde birileri bunun bedelini de ödeyecekler. Bu zorlu coğrafyaya, bu ateş çemberi coğrafyaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan için ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bizi en ağır eleştirenler bile bize şunu söylüyor. Böyle dalgalı bir denizde, böyle bir okyanusta bu gemiyi sağ salim yüzdürebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.